İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Murat Muratyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Patrick Svensson, İsveç, Avrupa Birliği Ermenistan Cumhuriyeti gelecek işbirliğini desteklemektedir. Hrabarak gazetesi, şu anda Azerbaycan'da 35 teyit edilmiş savaş esiri var, beyan edilmemiş esirlerin sayısı ise 80. Azerbaycan, Nahçıvan ve Artsakh'ın zorla yerinden edilmiş Ermeniler bir çağrı alarm yayınladı. Andok'a bakış, Ermenilerin kraliyet ve rahip soyundan gelen Hazar Sarkisyan'ın anısına. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen Armenya TV'yi destekleyelim. Murat Muratyan, Kirovagan şehrinde doğdu. 1970-1980 yıllarında Kirovagan 29 nolu ortaokulda okudu ve mezun oldu. Okul yıllarından itibaren güreşle uğraşan Murat, çeşitli müzik aletlerini çalmayı öğrenmiştir. Ermenilere yönelik soykırıma Armenoside tüm zamanların ulusal kurtuluş hareketlerine dair bilgiler, resimler topladı, albümler yaptı. Okuldan mezun olduktan sonra Leningrad'a gitmeye, askeri tıp akademisine girmeye ve hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Ancak sonunda ailesinin isteğine itaat eden Murat, Leningrad'a gitme kararından vazgeçti. 1982-1984'te Sovyet ordusunda askerlik yaptı. 1987 yılında Yerevan Devlet Tıp Üniversitesi Pediatri Fakültesine kabul edildi. 1988'de Tıp Enstitüsü Artsakh Hareketi'nin başlatıcı grubunun bir üyesiydi. 1990'da birkaç aktivistle birlikte sağlık görevlilerinin ve muharebe birliklerinin eğitimi için gruplar ardından Haygazunler adlı şubesini kurdu. 1991'de Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh Dağlı Karabağ'ın sınır köylerinde ateşkese kadar nefsi müdafaa ve kurtuluş savaşlarına katıldığı Nikol Duman adlı gönüllü kara muhafız birliğine üye oldu. 1996 yılında Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın Askeri Tıp Departmanı'nın Başkan Yardımcısı olarak atandı. 11 Mart 1996'da Davuş sınır bölgesinde resmi görevlerini gerçekleştirirken şehit düştü. 8 Eylül'de Yerevan Devlet Tıp Fakültesi'nde Doktor Özgürlük Savaşçısı Murat Muratyan'ın adını taşıyan auditorium açıldı. Ermenistan Cumhuriyeti Lori bölgesinin Ciliza köyünün ortaokuluna Murat Muratyan'ın adı verildi. Ekmeğin icadı insan uygarlığının 7 şafağından biridir. Yabani tahılları yiyecek olarak kullanma fikri muhtemelen Orta Taş Devri gibi erken bir tarihte ortaya çıktı. Başlangıçta çiğ tahıl önce suda ıslatılıp yumuşatılarak kullanılmış, daha sonra öğütülmüş, daha sonra kavrularak öğütülmüş ve o dönemde ekmek lapa ve sulu yemek şeklinde yemeklerde kullanılmıştır. Taş değirmeninin icadından sonra insan yemeğinde kızgın taşlarda kilden yapılmış disk biçimde pişirilen çörek şeklinde pişmiş ekmek ortaya çıktı. Ermenistan'da eski çağlardan beri ekmek pişiriliyor. İlk ekmek yiyen Ermenilerdi. Arkeolojik kazılar Ermeni platosunun buğday uygarlığının beşiği olduğunu ve ilk olarak Ermenilerin M.Ö. 13. 12. bin yıllar arasında buğday yetiştirdiğini ispatlamış durumda. İlk yerleşik yaşam tarzına sahip insanlar, yani yerleşik olarak yaşayan ve ekmek yetiştiren insanlar, Ermeni yaylasının insanları, yani Ermenilerdir. Bütün bunlar sabanın ve tahılın tasvir edildiği kaya resimlerinde sabitlenmiştir. Tahıl varsa Ermeni olduğu anlamına gelir. Şengavit ve diğer kazı bölgelerinde bulgur öğüten taş aletleri keşfedildi. Bu aynı zamanda Ermeni yaylalarında tahılların Neolitik, Tunç Çağı döneminde hazırlandığını ve tahılların ilk işlenmesinde sadece Ermenilerin yer aldığını kanıtlıyor. Buğday teknede ıslatıp tane yapılırdı, sonra haşlanır, kurutulur, öğütülür ve bulgur hale gelirdi. Ermenistan'daki Şorbulakı buğday tarlasında yabani buğday türleri bulundu. Dünyanın 7 insan yapımı harikasından sadece Mısır Keops piramidi korunmuştur ve antik tahıllar arasında Keops piramidinden 5000 yıl daha eski olan Şorbulak'ın buğday tarlası korunmuştur. Armen Press'in haberine göre İsveç'in Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Patrick Svensson,
Twitter mikroblogunda İsveç, Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Avrupa Birliği misyonunu ve Avrupa Birliği Ermenistan Cumhuriyeti kapsamlı ve genişletilmiş ortaklık anlaşmasının uygulanmasını kararlılıkla desteklemektedir diye yazdı ve Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nin İsveç'in Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığı döneminde kaydettiği başarılara vurgu yaptığı açıklamasını da paylaştı. Büyükelçi, öncelikle Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne Avrupa Birliği Ermenistan Cumhuriyeti ilişkilerinin önemli noktalarını belirttiği için teşekkür etti. Büyükelçi, İsveç, Avrupa Birliği'nin Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki misyonunu ve Doğu Ortaklığı ile Avrupa Birliği Ermenistan Cumhuriyeti kapsamlı ve genişletilmiş ortaklık anlaşmasının uygulanması da dahil olmak üzere Avrupa Birliği Ermenistan Cumhuriyeti işbirliğini sağlam bir şekilde destekliyor diye yazdı. Ayrıca İsveç ve Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki ikili gelişmiş işbirliğinin güçlü kaldığını vurguladı. Rabarak gazetesi Ermeni savaş esirlerinin uluslararası yapılarda çıkarlarının temsilcisi, Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk Merkezi Başkanı Siranuş Sahakyan'la bir röportajda bulundu. Sahakyan, savaş esirlerinin olası dönüşüyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı. Farklı devletlerin arabuluculuğuyla Dışişleri Bakanları düzeyinde de dahil olmak üzere bazı görüşmeler yapılıyor. Tabii ki bu platformlar esas olarak devletler arası siyasi sorunları çözmeyi amaçlıyor. Ancak kaçınılmaz olarak esirlerin ülkelerine geri gönderilmesine de değiniyor. Çünkü esirler arasında rehin ve bu siyasi konularda Ermeni makamlarına baskı yapmak amacıyla tutulmaktadır. Öte yandan Bakü makamlarının Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarında başarısız bir sabotaj düzenlediğini ve bunun sonucunda iki sabotajcının tutuklandığını biliyoruz. Bakü hükümetinin tüm suçları iade etmek ve onları kendi ülkelerinde kahraman yapmakla ilgilendiği açıktır. Bu nedenle bu aşamada iki suçlu karşılığında sınırlı sayıda savaş esiri ülkelerine geri göndermekle ilgileneceklerdir. Bu konuda da tartışmalar olduğunu düşünüyorum ve uygun bir arabuluculuk halinde kesin çözümlere ulaşmak mümkün ama hepsinin geri döneceğini tahmin etmiyorum. Hukuki süreçler ise normal seyrinde ilerliyor ve şu anda nihai adli işlemler yapılana kadar daha dengeleyici bir döneme sahip. Böylece Bakü hükümeti mutlak cezasızlık ve çıkarcılık alanında hareket etmiyor. Sahakyan'a göre şu anda Bakü'de 35 kesin tespit edilmiş savaş esiri var. Bunların 26'sı Hutsabert grubundan ancak beyan edilmemiş mahkumların sayısı ise 80 ve bu sayı statik hale geldi. Arsa Ablukası'nın 200. günü münasebetiyle Sovyet Azerbaycan, Nahçıvan ve Arsak Cumhuriyeti'nden Ermeni mülteciler ve zorla yerinden edilmiş kişiler bir çağrı alarmı verdiler. Zorla yerinden edilmiş kişilerin açıklamasında şunlar belirtiliyor. Bakü hükümeti, Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nın 22 Şubat tarihli hukuken bağlayıcı kararı da dahil olmak üzere Artsakh ablukasının kaldırılmasına ilişkin uluslararası yapıların çağrılarını görmezden gelmekle kalmıyor, aynı zamanda Artsakh'ın sivil halkını terörize etme uygulamasına da devam ediyor. Söylenenlerin canlı bir örneği iki gün önce Ermeni tarafının 4 şehididir. Aynı zamanda Bakü, yerinden edilmiş kişilerin ve mültecilerin Birleşmiş Milletler gözetiminde Artsakh topraklarına ve komşu bölgelere geri dönmelerini öngören 9 Kasım 2020 tarihli üçlü bildirinin 7. paragrafı da dahil olmak üzere kendi taahhütlerini de büyük ölçüde ihlal ediyor. Onlarca yıl önce olduğu gibi şimdi de Bakü hükümeti güç tehdidi kullanarak Ermenilerden boşaltma tutarlı politikasını sürdürüyor. 1987-1992'de Sovyet Azerbaycan'da ardından Bakü hükümeti tarafından Ermenilere karşı işlenen suçlar, soykırım, Armenosit eylemleri, devlet destekli pogromlar nedeniyle yüz binlerce Ermeni mülksüzleştirildi ve mülteci durumuna düştü. Bu politikanın bir sonucu olarak bir zamanlar Ermenilerin yaşadığı ancak şu anda hiçbir Ermeninin bulunmadığı Nahçıvan'da Ermeni kültürel mirası kasten ve canice yok edildi. Şimdi de Nahçıvan'a benzer bir durum Artsakh'ı tehdit ediyor.
Bakü makamları Ermenilere karşı işlenen suçların uluslararası toplum tarafından kınanmaması ve yasal soruşturmanın olmaması gerçeğinden yararlanarak Ermeni nefreti, Ermeni zulmü politikasını daha büyük bir ivme ile uygulamaya başlamıştır. Şu anda durum son derece gergin. Yukarıdakilere dayanarak mülteciler ve zorla yerinden edilmiş kişiler uluslararası toplumdan, uluslararası kuruluşlardan ve ortak devletlerden şunları talep etmektedir. Bakü yetkililerini Artsakh ablukasını kaldırmaya ve insani felaketi durdurmaya zorlamak ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı tarafından verilen kararı uygulamak için etkili adımlar atmak, geliştirmek. Tüm Ermeni mültecilerin ve zorla yerinden edilmiş kişilerin onurlu ve güvenli geri dönüş haklarının gerçekleştirilmesini desteklemek. Bakü'nün kontrolü altındaki bölgelerde Ermeni kültürel mirasını güvenli ve zarar görmeden korumak. Mültecilerin ve onların soyundan gelenlerin kayıp mallarının Bakü tarafından tazmin edilmesi için gerekli koşulları oluşturmak ve Bakü'yü yükümlülüğünü yerine getirmeye zorlamak. Siyasi süreçlerin yanı sıra insani sorunların hızlı ve engelsiz bir şekilde çözülmesini özenle takip etmek. Haygazunların kraliyet ve Kurm Hanedanı'nın soyundan gelen Hazar Sarkisyan'ın cesur ve yılmaz Sasun ve Muş halkının mücadele günlerinden olağanüstü öneme dair bir tanıklığı var. 1915'te 7 ay boyunca Darun halkı kendini savunmak için neredeyse silahsız kahramanca savaştı. Vatandan ayrılığın dayanılmaz acısıyla kalbi kırılan genç Ermeni, milyonlarca Ermenilerin anısına saygıda bulunarak yıllar sonra 1939'da Daruni Arziv dergisinin 12. sayısında o ölümcül yıllara ait kaygılı anılarını yayınladı ve Sasun'un savunucuları olan özgürlükçü Ermenilerin kahramanca direnişinden parçalar sundu. Bazı fotoğraflar ve anılar kahramanın kişisel arşivinden, aynı isimli torunu Hazar Sarkisyan, Hurm Mihir Haygazuni sağladı ve Ermeni dağlarının ve özellikle Haygazunlar için ulusal öğretinin aktarıldığı bir yer olarak Andok Dağı'nın büyük rolünü vurguladı. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar, bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV, hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV, ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vrej Asikyan tarafından seslendirilen Ermeni halk oyunu Koçaryat eseri sunuyoruz. Thank you.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.